Bölüm 3, Andrew, Küçük Şeylerin Elçisi. Simon Petrus'un kardeşi Andreas, Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biriydi. Önce kardeşi Simon'u buldu ve ona şöyle dedi, biz Mesih'i, Mesih olarak tercüme edilir, bulduk. Ve İsa'yı getirdi, Yuhanna 1 ayetler 40-42. Petrus'un kardeşi Andreas, ana gruptaki 4 öğrenci arasında en az tanınanıdır. O baskın dörtlünün üyelerinden biri olmasına rağmen, genellikle geri planda kaldı. Petrus, Yakup ve Yuhanna'nın İsa ile birlikte görüldüğü bazı önemli olaylara dahil görünmüyor, Matta 17 ayet 1, Markos 5 ayet 37 ve bölüm 14 ayet 33. Bununla birlikte, diğer kilit durumlarda, iç çemberin bir parçası olarak bulunur, Markos 1. ayet 29 ve 13. bölüm 3. ayetle karşılaştırın. Andreas'ın Mesih'le özellikle yakın bir ilişkisi olduğuna hiç şüphe yoktur, çünkü o, diğer insanların kişisel olarak üstünle tanıştırılması için oldukça sık bir araçtı. Andrew çağrılacak öğrencilerin ilkiydi, Yuhanna 1. ayetler 35-40. Daha sonra göreceğimiz gibi, kişiliği kendisininkinden daha baskın olan kardeşi Petrus'u Mesih'le tanıştıran oydu, 41 ve 42. ayetler. Mesih'i takip etme hevesi, onu başkalarına tanıtma gayretiyle birleştiğinde, Andrew'un karakterini doğru bir şekilde simgeliyor. Pedro ve Andres, Betsaida köyünün yerlileriydi, Yuhanna 1 ayet 44. Arkeologlar, Betsaida'nın tam olarak nerede olduğunu henüz tespit edemediler, ancak Yeni Ahit'teki açıklamasından, Celile'nin kuzey kesiminde yer aldığı açıktır. Bir noktada kardeşler, doğum yerlerinin yakınındaki daha büyük Kefernahum şehrine taşındılar. Aslında Petrus ve Andreas Kefernahum'da bir evi paylaştılar, Markos 1 ayet 29 ve oradan bir balıkçılık işi yürüttüler. Kefernahum, Celile Denizi'nin kuzey kıyısında, balıkçılığın iyi olduğu, bulunduğu ve ayrıca ticaret için önemli yolların geçtiği yer olduğu için konumu nedeniyle onlara avantajlar sunuyordu. Peter ve Andrew, Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Kefernahum balıkçı kardeşlerinden oluşan diğer ekiple balıkçılık işinde ortak olmuşlardır. Görünüşe göre dördü de İsa ile tanışmadan önce bile ortak ruhani ilgileri paylaşıyordu. Belli ki bir süreliğine balıkçılık işlerini bırakıp vaftizci Yahya'nın vaaz verdiği çöle gittiler ve Yahya'nın öğrencisi oldular. Mesih'le ilk kez orada karşılaştılar. Ve ağlara geri döndüklerinde İsa onları tam zamanlı öğrencileri olmaya çağırmadan önce birbirlerine yapıştılar. Dolayısıyla bu küçük grubun 12 içinde yakın bir birim oluşturması doğaldır. Birçok yönden, bu dördü ayrılmaz görünüyordu. Dördünün de lider olmak istediği açık. Bir grup olarak, diğer öğrenciler üzerinde belirli bir tür kolektif liderlik uyguladılar. Diğerleri beğense de beğenmese de Peter'in grupta baskın olan ve 12'linin doğal sözcüsü olduğunu daha önce gördük. Ancak yakın çevredeki 4 öğrencinin lider olmayı arzuladığı açıktır. Bu nedenle, zaman zaman kimin en önemli olduğuna dair utanç verici tartışmalar olurdu. Bir grup olarak bir aradayken pek çok çatışmaya neden olan bu liderlik kaygısı, ilk kilise havariler olarak kendi yollarına gitmek zorunda kaldığında nihayet büyük bir değer kazandı. İsa onları lider olmaya hazırlıyordu ve sonunda hepsi kilisede önemli liderlik rollerini üstlendiler. Bu nedenle kutsal yazılar onları kilisenin temeli olarak kabul eder, İsa Mesih'in kendisi baş köşe taşıdır, Efesliler 2 ayet 20.
Bununla birlikte, iç çemberdeki dört kişiden en az dikkate değer olanı Andres idi. Kutsal kitap bize onun hakkında pek bir şey söylemez. İncil'lerde ondan özel olarak kaç kez bahsedildiğini pratik olarak parmaklarınıza güvenebilirsiniz. Aslında, 12 havarinin anıldığı yerler dışında, isimleri Yeni Ahit'te sadece 9 kez geçiyor ve bu referansların çoğu sadece geçici olarak geçiyor. Hayatı, kendisinden çok daha iyi tanınan ağabeyinin gölgesinde geçmektedir. Ona isim veren ayetlerin çoğu, sanki onu önemli yapan şey buymuş gibi, onun Petrus'un kardeşi olduğunu ekler. Bir kardeşin diğerini bir dereceye kadar gölgede bıraktığı bu tür durumlarda, içerleme, güçlü rekabet ve hatta ayrılık bulmak yaygındır. Ancak Andrew örneğinde, Petrus'un üstünlüğüne yönelik bir kıskançlık olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Yine Petrus'u Mesih'e getiren oydu. Bunu hemen ve tereddüt etmeden yaptı. Elbette Andres, erkek kardeşinin hakimiyetinin fazlasıyla farkında olmalıydı. Petrus'un öğrenci grubuna katılır katılmaz liderliği üstleneceğini ve geri plana atılacağını biliyor olmalıydı. Ama her neyse, Andrew ağabeyini İsa'ya götürdü. Bu gerçek tek başına karakteri hakkında çok şey söylüyor. Kutsal yazıların bize Andrew hakkında söylediği hemen her şey, onun arka planda etkili bir hizmet için istekli bir yüreği olduğunu gösterir. İlgi odağı olmaya çalışmadı. Kamuoyunun dikkatini çeken kişilerden etkilenmiyor gibiydi, aksine, Tanrı'nın kendisine verdiği çağrı ve hediyelerle elinden geleni yapmaktan ve başkalarının da aynısını yapmasına izin vermekten mutlu görünüyordu. İç çemberdeki tüm öğrenciler arasında en az çekişmeli ve en düşünceli görünüyor. Daha önce gördüğümüz gibi, Petrus aceleci olma, aptalca ileri atılma ve yanlış zamanda yanlış kelimeyi söyleme eğilimindeydi. Genellikle konuşkan, beceriksiz, pervasız ve düşüncesizdi. James ve John, pervasız olma ilimleri nedeniyle, gök gürültüsünün oğulları, lakaplıydı. Açıkçası, aynı zamanda kimin en büyük olduğuna dair birçok tartışmayı ateşleyen de onlardı. Ama Andres söz konusu olduğunda bunların hiçbiri yok. Ne zaman konuşsa, ki bunu yazılı olarak bulmak nadirdir, her zaman doğru olanı söyler, yanlış olanı değil. Ne zaman diğer müritlerden ayrı davransa, her zaman doğru olanı yapar. Adından bahsettiğinde, yazı asla Andres'in eylemlerine olumsuz bir şey söylemiyor. Gerçekten de, Petrus'un liderliğini takip ederek ya da diğer öğrencilerle uyum içinde hareket ederek, onların yaptığı hataların aynısını yaptığı zamanlar oldu. Ama ismi açıkça anıldığında veya diğerlerinden üstün gelip bireysel olarak hareket ettiğinde veya konuştuğunda, kutsal kitap onu yaptıklarından dolayı över. Hiçbir zaman kötü bir şöhrete sahip olmamasına rağmen etkili bir liderdi. Kardeşler olmasına rağmen, Andres ve Pedro tamamen farklı liderlik tarzlarına sahipti. Ama tıpkı Pedro'nun araması için mükemmel koşullara sahip olması gibi, Andres de onun için aynı koşullara sahipti. Aslında, birçok kilise lideri için Andreas belki de Petrus'tan daha iyi bir modeldir, çünkü hizmete giren birçok kişi, onun gibi görece bilinmezlik içinde çalışmak zorundadır ve Petrus'un yaptığı gibi ün ve şöhret kazanamaz. Andres adı, erkeksi, anlamına gelir ve onun durumunda uygun bir tanım gibi görünüyor. Tabii ki, onun ve diğerlerinin kullandığı ağ balıkçılığı, yüksek derecede fiziksel güç gerektiriyordu. Ancak Andres'in başka erkeksi özellikleri de vardı. Cesur, kararlı ve düşünceliydi.
onda hiçbir şey zayıf ya da korkak değildir. Gerçeğe olan tutkusuyla hareket ediyordu ve amacına ulaşmak için yoksunluğun ve kemer sıkmanın en uç biçimlerine boyun eğmeye hazırdı. Hatırlayın ki, o ve İsa ilk tanıştığında, Andrew zaten dindar bir adamdı ve vaftizci Yahya'nın haşin görünüşü ve sert yaşam tarzıyla tanınan müritleri grubuna katılmıştı. Deve tüyü giymişti ve belinde deri bir kuşak vardı ve yiyecekleri çekirge ve yabani baldı, Matta 3. ayet 4. Şehir hayatının tüm konforlarından uzakta, çölde yaşadı ve hizmet etti. Zor bir hayat yaşamak istemeyen hiç kimse vaftizci Yahya'yı bir öğrenci olarak takip edemezdi. Yuhanna İncil'i, Andreas'ın İsa ile ilk karşılaşmasını anlatır. Bu, vaftizci Yahya'nın tövbeyi vaaz ettiği ve din değiştirenleri vaftiz ettiği çölde meydana geldi. Elçi Yuhanna olayı bir görgü tanığı olarak kaydeder, çünkü o ve Andreas vaftizci Yahya'nın öğrencileri olarak orada birlikteydiler. Havari Yuhanna adıyla tanımlanmamıştır. Müjdesinde sonuna kadar isimsiz kalır. Ama bu görüşmenin ayrıntılarını anlatması, hatta bize günün saatini vermesi gibi. Olayla ilgili birinci elden bilgisi olduğunu öne sürüyor. Belli ki, kayıtta adı geçen diğer öğrenci oydu. Andreas'ın İsa ile kişisel karşılaşması, İsa'nın vaftizinden bir gün sonra gerçekleşti. 1. bölüm 29 ila 34 ayetler. Andreas ve Yuhanna, İsa geldiğinde vaftizci Yahya'nın yanındaydı ve onu görünce vaftizci Yahya şöyle dedi, "Buradayım. Tanrı'nın kuzusudur." Yuhanna 1. ayetler 35 ila 36. Hemen Yahya'dan ayrıldılar ve İsa'nın ardından gittiler, ayet 37. Akıl hocalarına vefasızlık ettiklerini düşünmeyin. Tam tersi, vaftizci Yahya, kendisinin Mesih olduğunu açıkça reddetmişti, Yahudiler, ona, sen kimsin? İtiraf etti ve inkar etmedi, ancak itiraf etti, ben Mesih değilim, Yuhanna 1. ayetler 19 ve 20. İnsanlar kim olduğunu açıklaması için baskı yaptığında, ben çölde haykıranın sesiyim, İşaya peygamberin dediği gibi, Rabbin yolunu düzleyin, dedi, ayet 23. Yani Yuhanna, Mesih'in öncüsünün yalnızca kendisinin olduğunu en açık ve en doğrudan şekilde zaten söylemişti. O yolu hazırlamak ve insanları doğru yöne yönlendirmek için gelmişti. Gerçekte, vaftizci Yahya'nın mesajının özü, henüz gelmemiş olan Mesih'in hazırlığıydı. Andrew ve John, yalnızca doğru kişinin belirlendiği anı bekleyerek, Mesih beklentisinin heyecanına kapılmış olmalılar. Bu nedenle, vaftizci Yahya'nın Mesih'i Tanrı'nın kuzusu olarak tanımladığını duyar duymaz, iki öğrenci hemen İsa'yı takip etmek için Yahya'dan ayrıldı. Bunu yaparak doğru kararı verdiler. Hiç şüphesiz, vaftizci Yahya'nın kendisi kararını onaylamış olmalıdır. Mukaddes kitap kaydı şöyle devam ediyor, ve İsa'yı döndürüp, onların onu izlediklerini görünce onlara dedi, ne arıyorsunuz? Ona dediler, haham ki tercümesi ustadır, nerede kalıyorsun? Onlara, gelin görün dedi. Gidip onun nerede kaldığını gördüler ve o gün yanında kaldılar, 38 ve 39. ayetler. İsa ile karşılaştıklarında saat öğleden sonra dört sularındaydı, 39. ayete göre, 10. saat. Onu kaldığı yere kadar takip ettiler ve günün geri kalanını onunla geçirdiler. Bu, vaftizci Yahya'nın çölde olduğu yerin yakınında meydana geldiği için, muhtemelen kiralık bir evdi ya da rastik bir handa sadece bir odaydı.
Ancak bu iki öğrenci, öğleden sonrayı ve akşamı İsa ile özel paydaşlık içinde geçirme ayrıcalığına sahipti ve gerçek Mesih'i bulduklarına ikna olarak ayrıldılar. Buluştular, birbirlerini tanıdılar ve aynı gün İsa'dan öğretiler almaya başladılar. Bu şekilde, Andreas ve Yuhanna ilk öğrenciler oldular. Andres'in söylediği ilk şeye dikkat edin, önce kardeşi Simon'u buldu ve ona şöyle dedi, biz Mesih'i, Mesih olarak tercüme edilir, bulduk. Ve İsa'yı kendisine getirdi, 41 ve 42. ayetler. Haber kendine saklayamayacak kadar iyiydi, bu yüzden gitti ve dünyada en çok sevdiği kişiyi, İsa'yı en çok tanımak istediği kişiyi buldu ve onu Mesih'e götürdü. Önceki bölümde gördüğümüz gibi, Petrus ve Andreas İsa ile ilk karşılaşmalarından sonra Kefernahum'a döndüler ve balıkçılık işlerine devam ettiler. Daha sonra, belki birkaç ay sonra, İsa hizmet etmek için Celile'ye geldi. Hizmetine, mabedi temizlediği ve dinsel liderlerin düşmanlığını kazandığı Yeruşalim ve çevresinde başlamıştı. Ama sonra vaaz vermek ve iyileştirmek için Celile'ye döndü ve sonunda Kefernahum'a geldi. Orada balık tutarken dört adamı tekrar buldu. Matta 4 bu karşılaşmayı kaydeder, İsa'yı Celile denizi kıyısında yürürken, ağı denize atan iki erkek kardeşi, Petrus adlı Simon ve kardeşi Andres'i gördü, çünkü onlar balıkçıydı. Ve onlara dedi, arkamdan gelin, sizi insan avcıları yapacağım. Ve hemen ağlarını bırakıp onu takip ettiler. Oradan giderken, diğer iki kardeşi, Zebedi oğlu Yakup ve kardeşi Yuhanna'yı babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarırken gördü ve onları aradı. Ve hemen tekneyi ve babalarını terk ederek onu takip ettiler, 18 ila 22. ayetler. Daha kalıcı, tam zamanlı bir öğrencilik için balık tutmayı bu şekilde bıraktılar. Bu olayın paralel bir açıklaması, Luka 5. ayetler 1 ila 11'de bulunur. Ancak Lukas'ın versiyonunda Andres'in adı geçmiyor. Orada olduğunu ve dahil edildiğini biliyoruz çünkü Matthew'un anlatımı bunu açıkça ortaya koyuyor. Ama Andres yakın çekimlerden o kadar uzaktı ki Lukas onun adını anmıyor bile. Yine, nadiren öne çıkan türden bir insandı. Neredeyse gizli kaldı. Hiç şüphe yok ki o da grubun bir parçasıydı ve İsa'yı diğerleri kadar tutkuyla izlemiş olmalıydı, ama o karanlıkta sessiz bir rol oynadı. Tüm hayatını Pedro'nun gölgesinde geçirmişti ve görünüşe göre bu rolü kabul etmişti. Onu bu kadar kullanışlı yapan da buydu. Destekleyici bir rol oynamaya istekli olması, diğer öğrencilerin anlamakta zorlandıkları şeyleri anlamasını sağladı. Bu nedenle, ne zaman merkez sahneye çıksa, göze çarpan şey, küçük ve mütevazı şeylerdeki büyük değeri görme konusundaki esrarengiz yeteneğidir. İnsanların değerini birey olarak gördü. Örneğin, insanlarla uğraşırken, Andres tek bir ruhun değerini tamamen takdir etti. Kalabalıkları değil, bireyleri İsa'ya getirdiği için kredilendirildi. İncillerde ondan söz edildiğini neredeyse her gördüğümüzde, İsa'ya birini getiriyor. İsa'yı keşfettikten sonraki ilk eyleminizin gidip Petrus'u almak olduğunu unutmayın. Bu olay, bakanlığının tarzını işaret ediyor. Örneğin, 5000 kişiyi doyururken, elinde ekmek ve balık olan çocuğu İsa'ya getiren oydu. Diğer tüm öğrenciler kalabalığı nasıl besleyeceklerini bilmiyorlardı. Ama çocuğu buldu, onu İsa'ya getirdi ve ona, işte 5 arpa ekmeği ve 2 küçük balığı olan bir çocuk, dedi, Yuhanna 6 ayet 9.
Yuhanna 12. ayetler 20 ila 22, Filipus'u bulan ve İsa'yı görmek isteyen bazı Yunanlılardan söz eder. Bunlar muhtemelen İsa'nın itibarını bilen ve onunla tanışmak isteyen Yahudi olmayanlardı. Yuhanna 12. ayet 21 şöyle der, bunlar Celile'nin Betsaida'sından olan Filipus'a gelip, Efendimiz, İsa'yı görmek isteriz, diyerek ona yalvardılar. Felipe gitti ve Andres'e şunları söyledi, sonra Andrew ve Filip İsa'ya söylediler. Bu adamların Felipe'ye yaklaşması ve Felipe'nin onları Andres'e götürmesi ve Andres'in onları usta ile tanıştırmasına izin vermesi dikkat çekicidir. Neden Filip'in kendisi onları İsa'ya götürmedi? Belki doğal olarak utangaçtınız veya belki de Mesih'le ilişkiniz konusunda yeterince emin hissetmiyordunuz. Belki de bu durumlarda protokolün ne olduğundan emin değildi. Ya da Filip, İsa'nın onları görmek istediğinden emin değildi. Her halükarda Filip, Andrew'un bireyleri Mesih'e tanıtabileceğini biliyordu. Birisi İsa'yı görmek istediğinde Andrew'un kafası karışmıyordu. Sadece onu getirdi. İsa'nın kendisiyle tanışmak isteyen herkesle tanışmak isteyeceğini anladı, Yuhanna 6 ayet 37 ile karşılaştırın. Andres'in insanları Mesih'e getirme konusunda iyi hissettiği açıktı, çünkü bunu çok sık yapıyordu. Görünüşe göre İsa'yı çok iyi tanıyordu ve başkalarını ona getirme konusunda güvensiz değildi. Yuhanna bir de Petrus'u Mesih'e getirdi, bu da onu kendi başına ilk misyoner yaptı. Şimdi bazı Yunanlıları Mesih'e getirerek onu yabancılara ilk misyoner yapıyor. Tüm hizmet yıllarımda gözlemlediğim bir şey, müjdeciliğin en etkili ve önemli yönlerinin genellikle kişisel, bireysel düzeyde gerçekleştiğidir. Çoğu insan, bir insan kalabalığında duyulan bir vaazı anında yanıt olarak Mesih'e gelmez. Bir bireyin etkisiyle Mesih'e gelirler. Papazlığını yaptığım kilise, evanjelik bir ortam yaratmaya çalışıyor. Ve insanlar düzenli olarak Mesih'e gelirler. Neredeyse her pazar akşam ayinlerimizde birkaç yeni imanlıyı vaftiz ederiz. Her biri vaftiz edilmeden önce bir tanıklık verir. Ve vakaların ezici çoğunluğunda, Mesih'e öncelikle bir iş arkadaşının, komşunun, aile üyesinin veya arkadaşın tanıklığı nedeniyle geldiklerini söylüyorlar. Arada bir, kilisede duydukları bir mesaja veya radyoda duydukları bir vaaza doğrudan yanıt olarak din değiştirdiklerini söyleyen birini duyuyoruz. Ancak bu gibi durumlarda bile, genellikle onları dinlemeye teşvik eden veya kiliseye getiren birinin etkisinden kaynaklanır. İnsanları Mesih'e getirmenin en etkili yolunun teker teker, bireysel olarak olduğuna şüphe yok. Hem Andres hem de kardeşi Pedro'nun müjdeci kalpleri vardı ama yöntemleri çarpıcı biçimde farklıydı. Petrus, Pentekost'ta vaaz verdi ve kiliseye 3000 kişi eklendi. Kutsal yazılardaki hiçbir şey, Andrew'un bir kalabalığa vaaz verdiğini veya çok sayıda insanı harekete geçirdiğini göstermez. Ama Petrus'u Mesih'e getirenin o olduğunu unutmayın. Tanrı'nın takdirine bağlı olarak, Andreas'ın kendi kardeşini Mesih'e getirme konusundaki iman eylemi, Pentekost'ta böylesine güçlü bir vaazı vaaz edecek olan adamın din değiştirmesine yol açan tek eylemdi. Nihayetinde, Petrus'un hizmetinin tüm meyvesi, aynı zamanda kardeşinin bireysel olarak tanıklık etme sadakatinin meyvesidir. Tanrı genellikle bu şekilde çalışır. Çok az kişi Edward Kimball'u duymuştur. Adı, kilise tarihinin tarihçesinde bir dipnottur. Yine de Dwight Lyman Moody'yi Mesih'e götüren pazar okulu öğretmeniydi.
Bir öğleden sonra, 19 yaşındaki genç Moody'nin çalıştığı Boston'daki ayakkabı mağazasına gitti ve ayakkabı mağazasının deposunda onunla İsa hakkında konuştu. Kimball, korkusuz müjdecinin antiteziydi. Utangaç, yumuşak dilli bir adamdı. Ayakkabı mağazasına korkuyla, titreyerek ve müjdeyi getiren o genç adamla yüzleşmeye cesaret edip edemeyeceğinden emin olamayarak geldi. Moody o zamanlar kaba ve eğitimsizdi ama ona İsa'dan bahsetme düşüncesi Kimball'u korkudan titretmişti. Yıllar sonra Kimball olayı anlattı. Moody, pazar okulu sınıfına katılmaya başlamıştı. Moody'nin mukaddes kitap konusunda tamamen bilgisiz olduğu açıktı. Kimball, Moody'ye İsa'yı ve onun ruhunu anlatmaya karar verdim. Holt'un ayakkabı mağazasına gittim. O gelmek üzereyken, mesai saatleri içinde gidip onunla konuşmanın doğru olup olmayacağını merak etmeye başladım. Belki görevim çocuğun kafasını karıştırır diye düşündüm, diğer dükkandan ayrıldığımda tezgahtarlar ona kim olduğumu sorarlar ve öğrendiklerinde onunla dalga geçmeye başlarlar ve ona iyi bir çocuk olmaya çalışıp çalışmadığımı sorarlar, onun dışında. Bunları düşünürken dükkanın önünden geçtim. Aniden onun kapıdan geçtiğini fark ettiğimde kapıyı açıp plana devam etmeye ve işi sonsuza dek bitirmeye karar verdim. Kimball, Moody'yi depoda çalışırken, ayakkabıları paketlerken ve raflara koyarken buldu. Beceriksiz sözler ile konuştuğunu söyledi. Daha sonra, ona söylediğim hiçbir şeyi hatırlamıyorum, sadece İsa ve sevgisi hakkında bir şeyler anlattım. İşte buydu. Bunun, çok zayıf, bir girişim olduğunu kabul etti. Ama gerçek şu ki, Moody tam orada kalbini Mesih'e verdi. Tanrı, Dwight Liman Moody'yi hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de İngiltere'de güçlü bir şekilde kullandı. Bakanlığı, 19. yüzyılın ikinci yarısının çoğunu kapsayan Atlantik'in her iki yakasında da büyük bir etkiye sahipti. On binlerce kişi, hizmeti nedeniyle Mesih'e geldiklerine tanıklık etti. Moody, Sey'in mühtedileri arasında, büyük öncü misyonerlerden biri olan Charles Thomas Studd ve aynı zamanda tanınmış bir müjdeci olan Wilbur Chapman gibi insanlar vardı. Moody daha sonra, geçen yüzyılda binlerce misyonerin, müjdecinin ve diğer Hristiyan işçinin eğitim verdiği ve dünyaya açıldığı Moody İncil Enstitüsü'nü kurdu. Ve her şey, bir adamın sadık bir şekilde başka bir kişiyi Mesih'e tanıtmasıyla başladı. Bu, Andrew'un genellikle hizmet etme şeklidir, birebir. Papazların çoğu, kiliselerinin Andrew zihniyetine sahip insanlarla dolu olmasını severdi. Pek çok Hristiyan, grupların önünde konuşamadıkları veya liderlik yetenekleri olmadığı için müjdeleme sorumlulukları olmadığını düşünüyor. Andres gibi, bir kişiye dostluklarını sunmanın ve onları Mesih'e getirmenin değerini anlayan çok az kişi vardır. Önemsiz hediyelerin değerini gördü. Bazı insanlar sırf küçük şeylerin değerini takdir ettikleri için büyük resmi daha net görürler. Andres bu kategoriye giriyor. Bu, Yuhanna'nın 5000 kişinin beslenmesiyle ilgili anlatımında netleşiyor. İsa, öğrencileriyle yalnız kalmak için bir dağa gitmişti. Halk hizmetine ara verdiğinde sık sık olduğu gibi, gürültücü kalabalık onu buldu. Bu, Yahudi takvimindeki en önemli tatil olan Fısıh Bayramı'ndan hemen önce oldu. Bu, İsa'nın çarmıha gerilmesinden tam olarak bir yıl önce olduğu anlamına gelir. Aniden büyük bir kalabalık yaklaştı. Bir şekilde İsa'nın nerede olduğunu bulmuşlardı.
Yemek vakti yaklaşıyordu ve İsa'nın kalabalığa vaaz edeceği mesajdaki örnek dersin konusu ekmek olacaktı. Böylece tüm bu insanları beslemek istediğini açıkça belirtti. Felipe'ye nereden ekmek alabileceklerini sordu. Yuhanna, İsa'nın bu koşullar üzerinde egemen bir biçimde kontrol sahibi olduğu gerçeğini vurgulamak için bir başyazı yorumu ekliyor, fakat bunu, onu sınamak için söyledi, çünkü ne yapması gerektiğini biliyordu, Yuhanna 6 ayet 6. Filip durumu çabucak değerlendirdi ve sadece 200 dinara sahip olduklarını belirledi. Bir dinar, bir işçinin bir iş gününe tekabül ediyordu, öyle ki, 200 dinar yaklaşık olarak 8 aylık çalışma için ödenen ücret olacaktı. Büyük bir meblağdı ama kalabalık o kadar büyüktü ki 200 dinar herkese yetecek kadar yiyecek almaya yetmedi. Felipe'nin vizyonu, ihtiyacın boyutuyla gölgelendi. O ve diğer öğrenciler bu durumda ne yapılabileceğini bilmiyorlardı. Matta aynı olaya atıfta bulunarak öğrencilerin şöyle dediğini söylüyor, orası boş ve saat geçti, halkı salıverin de köylere gidip yiyecek alsınlar, Matta 14:15. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi, gitmenize gerek yok, onlara yiyecek bir şeyler verin, ayet 16. Öğrenciler kendilerini bir çıkmazda hissetmiş olmalılar. İsa'nın talebi mantıksız görünüyordu. Andres tam o sırada konuştu. İşte 5 arpa ekmeği ve 2 küçük balığı olan bir çocuk, Yuhanna 6 ayet 9. Elbette Andrew, 5 arpa ekmeği ve 2 küçük balığın 5000 kişiyi beslemeye yetmeyeceğini biliyordu, ama tipik bir şekilde çocuğu yine de İsa'nın önüne getirdi. İsa öğrencilerine halkı doyurmalarını emretmişti ve Andreas, onların itaat etmelerini mümkün kılmadan böyle bir emir vermeyeceğini biliyordu. Bu yüzden Andres elinden gelenin en iyisini yaptı. Muhtemel bir yiyecek kaynağı belirledi ve İsa'nın bunu bildiğinden emin oldu. İçinde bir şey, İsa'nın elinde hiçbir şeyin önemsiz olmadığını anlamış gibiydi. Yuhanna hikayeye devam ediyor, sonra İsa dedi ki, insanları yaslandırın. Ve o yerde çok fazla çimen vardı, ve sayıca 5000 kişi kadar yaslandılar. İsa o ekmekleri aldı, şükretti ve onları öğrencilerine, öğrencilerin de yatanlara dağıttı, balıktan da istedikleri kadar. Ve doyduklarında öğrencilerine şöyle dedi, arta kalan parçaları toplayın, hiçbir şey kaybolmasın. Böylece toplayıp 12 sepete 5 arpa ekmeğinden yiyenlerin arta kalan parçalarını doldurdular, 10 ila 13. ayetler. Ne harika bir ders. Bu kadar küçük bir şeyin bu kadar çok şey yapmak için kullanılmış olması, Mesih'in gücünün bir kanıtıdır. Elinde hiçbir şey gerçekten önemsiz değil. Luka 21 ayet 1 ila 4'te Rabbimiz öğrencilerine aynı dersi verdi, yukarı baktığında, zenginlerin adaklarını hazineye koyduklarını gördü. Ayrıca oraya 2 akar atan çok fakir bir dul kadın gördü. Ve dedi, size doğrusunu söyleyeyim, bu zavallı dul kadın her şeyden fazlasını verdi. Çünkü arta kalandan Allah'ın takdimeleri için atılanların hepsi, ama o, yoksulluğundan, sahip olduğu her şeyi verdi. Başka bir deyişle, sahip olduğu her şeyi veren fakir, bolluğunun büyük bir kısmını veren zenginden çok daha fazlasını veriyor demektir. Tanrı'nın bir armağanı kullanma yeteneğinin o armağanın büyüklüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. Hediyenin öneminin doğru ölçüsünü gösteren, verilenin büyüklüğü değil, verenin sadakatidir. Bu, insan aklının anlaması zor bir şeydir.
Ama bir şekilde, Andrew içgüdüsel olarak İsa'nın zamanını bu kadar küçük bir meblağ getirerek boşa harcamadığını biliyor gibiydi. Önemli olan hediyenin büyüklüğü değil, hediyenin sunulduğu Tanrı'nın büyüklüğüdür. Andrew mucize için sahneyi hazırlamıştı. Elbette İsa'nın kalabalığı doyurmak için o çocuğun öğle yemeğine ihtiyacı yoktu. Yiyecekleri yoktan yaratabilirdi. Ancak 5000 kişiyi besleme şekli, Tanrı'nın her zaman nasıl çalıştığını gösterir. İnsanların ona getirdiklerini fedakarca alıyor ve bazen çok önemsiz olan ve onu anıtsal şeyler yapmak için çoğaltıyor. Andres, öne çıkmayan hizmetin değerini gördü. Bazı insanlar davul majör çalmazlarsa gruba katılmak istemezler. James ve John'da bu eğilim vardı, Peter de öyle. Ama Andrew değil. Adını asla büyük tartışmalara müdahale ederken bulamazsınız. O, erdem kazanmaktan veya bir şeyin başında görünmekten çok, insanları İsa'ya getirmekle ilgileniyordu. Onurla ilgilenmiyordu. Birini İsa'ya getirmekle ilgisi olmadıkça, bir şey söylediğini asla duymayız. Andrew, insanları memnun etmek isteyenler gibi göze hizmet etmeyen, Mesih'in hizmetkarları olarak, Tanrı'nın isteğini yürekten yerine getiren, alçak gönüllü yerlerde sessizce çalışan herkesin tam görüntüsüdür, Efesliler 6 ayet 6. Peter, James ve John gibi etkileyici bir sütun değildi. Alçak gönüllü bir taştı. İkinciliği kabul etmeye ve destek noktasında kalmaya hazır özel insanlardan biriydi. İş yapılırken isminin gizli kalmasını umursamadı. Bu, bugün birçok Hristiyanın öğrenmesi iyi olacak bir derstir. Kutsal yazılar, öne çıkacak konumlar aramaya karşı uyarır ve öğretecek olanlara en yüksek yargı standardı ile karşı karşıya kalacaklarını öğütler, kardeşlerim, daha büyük bir kınama alacağımızı bilerek, kendinize çok fazla öğretmen olmayın, Yakup 3 ayet 1. İsa öğrencilerine şunu öğretti, birinci olmak isteyen, herkesin sonuncusu ve herkesin hizmetkarı olacaktır, Markos 9 ayet 35. Hizmetkar yürekli bir lider olmak çok özel bir insan gerektirir. Andrew öyleydi. Bildiğimiz kadarıyla, Andrew asla kalabalığa vaaz vermedi veya herhangi bir kilise kurmadı. Hiç mektup yazmadı. Elçilerin İşleri kitabında veya risalelerin hiçbirinde bundan söz edilmez. Yazılı sayfalarda o bir portreden çok bir silüettir. Aslında mukaddes kitap, Pentekost'tan sonra Andreas'ın başına gelenleri kaydetmez. Erken kilise tarihinde oynadığı rol ne olursa olsun, her zaman perde arkasındaydı. Gelenek, müjdeyi kuzeye götürdüğünü söylüyor. Antik kilise tarihçisi Ösebius, İskitya'ya kadar ulaştığını söyler. Bu nedenle Andrew, Rusya'nın koruyucu azizidir. Aynı zamanda İskoçya'nın koruyucu azizidir. Sonunda Açaya da çarmıha gerildi. Yunanistan'ın güneyinde, Atina yakınlarındadır. Bir hesap, bir Roma eyalet valisinin karısını kocasını kızdırarak Mesih'e götürdüğünü söylüyor. Karısının İsa Mesih'e olan bağlılığından vazgeçmesini istedi ama o bunu yapmayı reddetti. Sonra vali Andrew'u çarmıha gerdirdi. Onu çarmıha gelenler valinin emriyle ve acılarını uzatmak için onu çivilemek yerine çarmıha gerdiler. Gelenek, haçın X şeklinde olduğunu söyler. Çoğu hesaba göre, 2 gün boyunca çarmıhta asılı kaldı ve bu süre zarfında yoldan geçenleri kurtuluş için Mesih'e dönmeye teşvik etti. Daha ünlü kardeşinin gölgesinde ve Rabbinin hizmetinde bir ömür boyu hizmet ettikten sonra, sonuna kadar sadık kalarak ve hala insanları Mesih'e getirmek için çabalayarak onların kaderiyle karşılaştı.
Önemsiz bir adam mıydı? Hayır. Ayrıcalıklıydı. İsa'nın Tanrı kuzusu olduğunu ilk duyan oydu. Mesih'i takip eden ilk kişi oydu. O iç çemberin bir parçasıydı ve Mesih'e yakın bir erişimi vardı. Onun adı, diğer havarilerin adlarıyla birlikte, ebedi şehir olan Yeni Yeruşalim'in temellerine yazılacaktır. Ve hepsinden önemlisi, en çok sevdiği şeyi yaparak, bir ömür boyu ayrıcalığa sahipti, insanları Rab'be yönlendirmek. Andres gibi insanlar için Tanrı'ya şükür. Onlar, Rabbin en büyüğü elde etmek için kullandığı önemsiz ve fedakar hediyeler veren, sadakatle ama anonim olarak çalışan sessiz kişilerdir. Pek tanınmazlar ama bu onlar için önemli değil. Tek istedikleri, Rabbin, aferin, dediğini duymak. Ve Andrew'un mirası, etkili hizmette genellikle küçük şeylerin önemli olduğunu bize göstermek için bıraktığı örnektir, insanlar, önemsiz hediyeler ve gösterişsiz hizmet. Tanrı bu şeyleri kullanmaktan zevk alır, çünkü, Tanrı hikmetlileri utandırmak için dünyanın akılsızca şeylerini seçti ve dünyanın zayıfları, güçlüleri utandırmak için Tanrı'yı seçti ve Tanrı, olanı bozmak için dünyanın kötülüğünü, hor görülenini ve olmayanı seçti, öyle ki kimse onun huzurunda övünmesin, 1. Korintliler 1. Ayetler 27-29. Dördüncü bölüm Tutkunun Elçisi Yakup. Kral Herod, onlara kötü davranmak için kilisenin bir kısmına el koydu. Ve John'un kardeşi James'i kılıçla öldürdü. Elçilerin İşleri 12 ayet 1 ve 2. İsa'nın yakın çevresindeki üç havariden Yakup bize en az aşina olanıdır. Mukaddes kitap kaydı, onun hayatı ve karakteriyle ilgili açık ayrıntılardan neredeyse yoksundur. İncillerde asla tek bir karakter olarak görünmez, her zaman daha küçük ve daha iyi tanınan kardeşi Yuhanna ile bir çift olarak sunulur. Tek başına zikredildiği tek zaman, şehadetinin kaydedildiği Hakikatler kitabındadır. Jacob'u hakkındaki bu göreceli sessizlik ironik çünkü insani bir bakış açısından, gruba mantıksal olarak hükmedecek kişi o gibi görünüyordu. James ve John arasında James en büyüğüydü. İkisi bir arada anıldığında hep ilk sıralarda onun adının geçmesinin nedeni kuşkusuz budur. Ve iki erkek kardeş grubu arasında, Yakup ve Yuhanna'nın ailesi, Peter ve Andrew'un ailesinden çok daha belirgin görünüyor. Bu, Yakup ve Yuhanna'dan genellikle basitçe, Zübeyde'nin oğulları, olarak söz edilmesi gerçeğinden anlaşılmaktadır. Matta 20. ayet 20, 26. ayet 37 ve 27. ayet 56, Markos 10. ayet 35, Luka 5. ayet 10, Yuhanna 21. bölüm ayet 2, Zebedi'nin önemli bir adam olduğunu öne sürüyor. Zebedi'nin prestiji, mali başarısından, aile soyundan veya her ikisinden kaynaklanmış olabilir. Görünüşe göre varlıklı bir adamdı. Balıkçılık şirketi, çok sayıda işçi çalıştıracak kadar büyüktü, Markos 1 ayet 20. Ayrıca, elçi Yuhanna, başkahin tarafından tanındığı için Zübeyde'nin tüm ailesi yeterli statüye sahipti ve bu nedenle, İsa'nın tutuklandığı gece Petrus'un başkahinin avlusuna girmesine izin verebildi, Yuhanna 18 ayetler 15 ve 16. Zebedi'nin bir Levili olduğuna ve başkahinin ailesiyle yakından akraba olduğuna dair ilk kilise yazılarından bazı kanıtlar var.
Zebedi'nin öne çıkmasının nedeni ne olursa olsun, kutsal yazılar onun önemli bir adam olduğunu ve ailesinin itibarının Celile'den Yeruşalim'deki baş kahinin ailesine kadar uzandığını açıkça belirtir. Böylesine önde gelen bir ailenin en büyük erkek kardeşi olan Yakup, kendisini havarilerin başı olarak görmeye her türlü hakka sahip olduğunu hissetmiş olmalı. Hangisinin en büyük olacağı, Luka 22 ayet 24 konusunda bu kadar çok tartışmanın çıkmasının ana nedenlerinden biri bu olabilir. Ancak James, ilk şehit olması dışında, havariler arasında asla birinci sırayı almadı. Jacob'u, onun hakkında bildiklerimize dayanarak, hayal edebileceğimizden çok daha önemli bir figür. Elçilerin listelerinden ikisinde, onun adı Petrus'un adından hemen sonra geçer, Markos 3 ayetler 16 ila 19, Elçilerin İşleri 1 ayet 13. Bu, onun güçlü bir lider olduğuna ve muhtemelen Peter'dan sonra ikinci etkiye sahip olduğuna inanmak için iyi bir neden. Elbette Jacob'u, üçlü iç çemberde de belirgin bir şekilde yer alıyor. O, Petrus ve Yuhanna, Yairus'un kızını ölümden dirilttiğinde İsa'nın yanında olmasına izin verdiği tek kişilerdi, Markos 5 ayet 37. Üç kişilik aynı grup, Başkalaşım Dağı'nda İsa'nın görkemine tanık oldu, Matta 17 ayet 1. Yakup, İsa'yı Zeytin Dağı'nda özel olarak sorgulayan dört öğrenciden biriydi, Markos 13 ayet 3. Ayrıca, Rab bu üçünü Getsemane'de kendisiyle özel olarak dua etmeye teşvik ettiğinde, Markos 14 ayet 33 John ve Petrus ile birlikte tekrar da iledilir. Böylece, küçük iç çemberin bir üyesi olarak, İsa'nın birini ölümden diriltme gücüne tanık olma ayrıcalığına sahipti, İsa'nın şekli değiştiğinde onun yüceliğini gördü, geleceği ifşa etme biçiminde Mesih'in egemenliğini gördü, onları Zeytin Dağı'nda ve bahçede kurtarıcının ıstırabını gördü. Bütün bu olaylar, onun imanını çok kuvvetlendirmiş, karşılaşacağı azaba ve şehadete onu hazırlamış olmalıdır. Havari Yakup'un hayatı için geçerli olan bir anahtar kelime varsa, o da tutkudur. Onun hakkında çok az şey bildiğimiz kadarıyla, muazzam bir şevk ve yoğunluğa sahip bir adam olduğu açıktır. Aslında İsa, Yakup ve Yuhanna'ya bir takma at verdi. Onlara, gök gürültüsünün oğulları, anlamına gelen Bonarciz adını verdi. Bu, Jacob onun kişiliğini çok canlı terimlerle tanımlar. Hırslıydı, tutkuluydu ve ateşliydi. Bize savaş arabasını aceleyle sürmesiyle tanınan ikinci, Krallar 9 ayet 20 ve benimle gel, Yahova için gösterdiğim gayreti göreceksin, ayet 16 diyen eski ahit Yahu'yu hatırlatır, sonra Ahab'ın evini yok etti ve Baal'e tapınılan diyarı temizledi. Ancak John'un tutkusu kontrolsüzdü ve Rab'da olan gayreti bencillik, insan hırsı ve en büyük kanlı gedarlıklarla lekelenmişti. Kutsal yazılar şöyle der, ama Yehu İsrail'in tanrısı Rabbin yasasında tüm yüreğiyle yürümemeye dikkat etti, İsrail'i günaha sürükleyen Yeroboam'ın günahlarından da ayrılmadı, 2. Krallar 10. ayet 31. Resul Yakub'un şevki, çok daha hafif dozlarda olsa da, benzer hırs ve kana susamış eğilimlerle karışmıştı ve İsa onunla karşılaştığında, aynı şekilde bir yıkım yoluna girmiş olabilir. Ama Tanrı'nın lütfuyla bir Tanrı adamına dönüştü ve önde gelen müritlerden biri oldu. İsa'nın Yakup ve Yuhanna'yı, gök gürültüsünün oğulları, olarak adlandırdığını kaydeden Markos,
Bu gerçeği 12'ler listesine dahil eder ve Simon'un Petrus olarak adlandırıldığına işaret ettiği gibi bundan bahseder, Markos 3 ayet 17. İsa'nın Yakup ve Yuhanna'ya ne sıklıkta takma adlarıyla seslendiğini bilmiyoruz, Markos'un yaptığı söz, tüm yazıda geçen tek sözdür. Belli ki ona cesaret aşılamak ve karakterini kaya gibi sabitlenene kadar şekillendirmek istediği Peter adının aksine, Bonırcız, Zebedi'nin oğullarına, doğal olarak ateşli olmalarına izin verdiklerinde onları azarlamak için verilmiş görünüyor, sinirler kontrolden çıktı. Belki de Rab onları sevgiyle azarlayarak bunu mizahi bir etki için kullandı. James hakkında bildiklerimiz, onun tutkulu bir mizacı olduğu gerçeğinin altını çiziyor. Andrew sessizce insanları İsa'ya getirirken, Yakup tüm kasabaları yok etmek için gökten ateş yağdırmak istedi. Yakup'un ilk şehit olan kişi olması ve bu şehitliğin Herodes'ten başkası tarafından idam edilmemesi bile, Yakup'un edilgen ve incelikli bir adam olmadığını, daha çok işleri rahatsız eden, onu rahatsız eden bir tarzı olduğunu düşündürür, hızla ölümüne düşmanlar yaratın. Manevi liderlikte, gök gürültülü bir kişiliğe sahip insanlar için haklı bir yer vardır. Elijah'ın böyle bir karakteri vardı. Elijah, Yakup gökten ateş inmesini istediğinde onun için bir model olmuş olabilir. Nehemya da aynı derecede tutkuluydu, Nehemya 13, 25. bölümle karşılaştırın. Vaftizci Yahya da çabuk sinirlenirdi. Görünüşe göre Jacob'u aynı Elyaf'tan yapılmış. Kötü adamlara karşı açık sözlü, gergin ve sabırsızdı. Böyle bir şevk ve gayretin özünde yanlış olan hiçbir şey yoktur. İsa'nın kendisinin tapınağı kırbaçladığını ve temizlediğini hatırlayın. Ve bunu yaptığında, öğrencileri, evin için gayret beni tüketiyor, Yuhanna 2 ayet 17, Mezmur 69 ayet 9 ile karşılaştırın, yazıldığını hatırladılar. Jacob'u, Rabbin şevki tarafından tüketilmiş hissetmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Rabbin Yahudi liderleri azarlaması, Çoğrazin ve Betseyda şehirlerini lanetlemesi ve şeytani güçlerle yüzleşip onları yok etmesi gibi, İsa'nın yaptığını gördüğü şeylerin çoğu muhtemelen onun gayretine katkıda bulundu. Gayret, gerçekten adalet için gayret olduğunda bir erdemdir. Ancak bazen şevk adil olmaktan daha azdır. Bilgisiz gayret ölümcül olabilir, Romalılar 12. ayette karşılaştırın. Bilgelik olmadan gayret tehlikelidir. Duyarsızlıkla karıştırılan kıskançlık genellikle acımasızdır. Kıskançlık kontrolsüz bir tutkuya dönüştüğünde ölümcül olabilir. Ve bazen James bu zarar verici kıskançlığın kendisini yenmesine izin verme eğilimindeydi. Özellikle iki olay bu noktayı göstermektedir. Biri, James'in gökten ateş inmesini istediği bölümdür. Diğeri ise, James ve John'un annelerinden krallıkta kendilerine en iyi yerleri bulmaları için kulis yapmalarını istemesi. Bu iki duruma bakalım. Cennetten ateş. Luka 9. ayetler 51-56, Yakup ve Yuhanna'nın neden gök gürültüsünün oğulları olarak bilindiğine dair bize en iyi bakışı verir. İsa, Samiriye'den geçmeye hazırlanıyordu. Ölümü, cenazesi ve dirilişiyle sonuçlanacağını bildiği son fısıh için Yeruşalim'e gidiyordu. Luka şöyle diyor, onun kaldırılacağı zaman tamamlanınca, Yeruşalim'e gitmek için yüzünü çevirdi. Ve kendisi için hazırlık yapmak üzere Samiriyelilerin bir köyüne gidip giren ulaklar gönderdi. Ama onu kabul etmediler, çünkü görünüşü Yeruşalim'e gidiyor gibiydi, 51-53. ayetler.
İsa'nın Samiriye'den geçmeye karar vermesi önemli bir gerçektir. Celile'den Yeruşalim'e giden en kısa yol Samiriye'den geçmesine rağmen, iki nokta arasındaki yolculuğu yapan Yahudilerin çoğu kasıtlı olarak, onların kurak Persea çölünde fazladan mikat etmelerini ve Ürdün nehrini iki kez geçmelerini gerektiren bir yolu seçtiler. Samiriye'den geçmekten kaçının. Samiriyeliler, Kuzey Krallığından İsrailoğullarının soyundan gelen karışık bir ırktı. İsrail Asurlular tarafından fethedildiğinde, kabilelerinin en etkili ve önde gelenleri esaret altına alındı ve ülke, putperestler ve Asur kralına sadık yabancılarla yeniden dolduruldu. Krallar'ın 2. kitabı 17:24-34. Ayetler. Kalan fakir İsrailliler, bu putperestlerle karışarak evlendiler. Başından beri, izinsiz giren putperestler, Rab'den korkmadıkları için başarılı olamadılar. Böylece Asur kralı, tutsak aldığı rahiplerden birini, halka Rab'den korkmayı öğretmek için geri gönderdi. 2. Krallar 17. ayet 28. Sonuç, gerçeğin ve putperestliğin unsurlarını karıştıran bir dindi. İçlerinden alındıkları ulusların geleneklerine göre Rab'den korktular ve tanrılarına saygı gösterdiler. 33. ayet. Başka bir deyişle, Yehova'ya tanrı olarak taptıklarını söyleyip durdular ve görünüşe göre Penteytaç'ı kutsal kitap olarak kabul ettiler, ancak kendi rahipliklerini kurdular. Kendi tapınaklarını inşa ettiler ve kendi yaptıkları bir kurban sistemi tasarladılar. Kısacası, büyük ölçüde putperest geleneklere dayanan yeni bir din yarattılar. Samiriyelilerin dini, kutsal yazının otoritesi insan geleneğine tabi olduğunda ne olduğunun klasik bir örneğidir. Samiriyelilerin tapınağının orijinal yeri Samiriye'deki Gerizim Dağı'ndaydı. Bu tapınak, Büyük İskender zamanında inşa edilmiş, ancak İsa'nın doğumundan yaklaşık 125 yıl önce yıkılmıştı. Ancak Gerizim, bu dağın Tanrı'ya gerektiği gibi ibadet edilebileceği tek yer olduğuna ikna olan Samiriyeliler tarafından hala kutsal kabul ediliyordu. Bu nedenle Yuhanna 4. ayet 20'deki Samiriyeli kadın İsa'ya şöyle dedi, "Atalarımız bu dağda tapındılar ve siz tapınılacak yerin Yeruşalim olduğunu söylüyorsunuz." Belli ki bu, Yahudilerle Samiriyeliler arasındaki ihtilafın önemli noktalarından biriydi. Samiriyelilerin torunlarından oluşan küçük bir grup bugüne kadar Gerizim Dağı'nda tapınmaya devam ediyor. Daha sonra esaretten Samiriye'ye dönen İsrailoğullarının asıl soyundan gelenlerin çoğu, aynı zamanda, Samiriyeli kültürüne göre gayet iyi olan putperestlerle evliliklerin ürünüydü. Elbette Yahudiler, Samiriyelileri karışık bir ırk ve dinlerini de dini bir melezlik olarak görüyorlardı. Bu nedenle İsa'nın zamanında Samiriye'den geçmemek için bu kadar zahmete girerler. Tüm bölge kirli kabul edildi. Ancak bu durumda, İsa'nın yüzü Yeruşalim'e dönüktü ve daha önce yaptığı gibi, Yuhanna 4 ayet 4, Samiriye'den geçen en kestirme yolu seçti. Yol boyunca kendisi ve takipçilerinin yemek yiyip geceyi geçirecekleri yerlere ihtiyacı olacaktı. İsa ile birlikte seyahat eden grup oldukça büyük olduğundan, konaklama ayarlamak için önceden haberciler gönderdi. İsa'nın Fısıh Bayramı'nı kutlamak için Yeruşalim'e gideceği açık olduğundan ve Samiriyeliler bu tür tüm bayram ve törenlerin Gerizim Dağı'nda kutlanması gerektiğine inandıkları için, İsa'nın elçilerine kalacak yer sağlamak istemediler. Samiriyeliler sadece Yahudilerden değil, Yeruşalim'de yapılan tapınmadan da nefret ediyorlardı. Yani İsa'nın planları onları hiç ilgilendirmiyordu.
hor gördükleri her Yahudi'yi temsil ediyordu, bu yüzden talebi açıkça reddettiler. Sorun onları koyacak bir yerlerinin olmaması değildi, sadece istememeleriydi. Kasıtlı olarak düşman oldular. İsa, Yeruşalim yolunda onların kasabasından geçmeye çalışsaydı, önlerine her türlü engeli koymaya çalışırlardı. Yahudilerin onlardan ve ibadet sistemlerinden nefret ettikleri kadar, onlar da Yahudilerden ve onların ibadet sistemlerinden nefret ediyorlardı. Samiriyeliler söz konusu olduğunda, aynı ödeme yapmak adildi. Elbette, İsa onlara iyi niyetten başka bir şey göstermemişti. Cüzamlı bir Samiriyeli'yi iyileştirmiş ve şükran ifadesinden dolayı o adamı övmüştü, Luka 17, ayet 16. Samiriyeli bir kadından su almış ve karşılığında ona yaşam suyunu vermişti, Yuhanna 4 ayetler 7 ila 29. Komşularına müjdeyi duyurmak için o kadının kasabasında 2 gün kalmıştı, Yuhanna 4. ayetler 39 ila 43. En iyi bilinen benzetmelerinden birinde, Luka 10 ayetler 30 ila 37, bir Samiriyeli'yi bir kahraman yapmıştı. Daha sonra öğrencilerini müjdeyi Samiriye'de duyurmaları için gönderecekti, Elçilerin İşleri 1 ayet 5. Onlara karşı tüm şefkatini ve iyi niyetini her zaman göstermişti. Ama şimdi, ona kasıtlı bir düşmanlıkla davranıyorlardı. Gök gürültüsünün oğulları Yakup ve Yuhanna hemen tutkulu bir öfkeyle doldu. Ve duruma bir çare bulmaları uzun sürmedi. Dediler ki, Efendimiz, İlyas'ın yaptığı gibi gökten ateş indirip onları yakıp yok etmesini emretmemizi ister misin? Luka 9 ayet 54. İlyas'a yapılan atıf anlam doluydu. Yakup ve Yuhanna'nın bahsettiği olay tam da bu bölgede gerçekleşmişti. Eski ahiti biliyorlardı, dolayısıyla onun Samiriye'ye olan tarihsel göndermesini de biliyorlardı. Burada Yahudilerin Samiriye'ye duydukları derin nefreti görüyoruz. Asur fethinden çok önce Samiriye adının putperestlik ve dinden dönme ile ilişkilendirildiği tarihsel bir gerçektir. Başlangıçta Samiriye, Kuzey Krallığındaki en önemli şehirlerden birinin adıydı. Ahab'ın hükümdarlığı sırasında, İlyas'ın günlerinde Samiriye, Baal'e tapınmanın merkezi olmuştu, İlk Krallar kitabı 16, ayet 32. Ahab burada da ünlü fil dişi sarayını inşa etmişti, 1. Krallar kitabı 22 ayet 39, Amos 3 ayet 12 ila 15 ile karşılaştırın. Ahab'ın sarayı, Kuzey Krallığının sonraki krallarının daimi ikametgahı oldu. Aslında bu, Kral Ahazya'nın parmaklıklı bir pencereden düşüp kendisini ciddi şekilde yaraladığı saraydı, 2. Krallar kitabı 1 ayet 2. Bir pencere açıklığını süslemek için çapraz ahşap şeritlerden oluşan bir kafes işi kullanılmıştır. Çatının çevresine yerleştirilmiş bir korkuluk yerine geçen bir tür çürüktü. Görünüşe göre Ahazis dikkatsizce o parmaklığın üzerine çıktı ve parmaklık çökünce sarayın tepesinden aşağı katına düştü. Ahazya, Ahab'ın oğlu ve halefiydi. Annesi Jezebel, hükümdarlığı sırasında hala hayattaydı ve oğlunun tahtı aracılığıyla kötü niyetli etkisini uygulamaya devam etti. Ahazya'nın kazası meydana geldiğinde, yaraları görünüşe göre ciddiydi ve kaderin onu nasıl beklediğini öğrenmek istiyordu. Bu yüzden ulaklar göndererek onlara şöyle dedi, eğer bu hastalığımı iyileştireceksem, gidin ve Ekron'un tanrısı Baal-Zebub'a danışın, ayet 2. Falcılara danışmak Musa kanunu tarafından kesinlikle yasaklanmıştır, Tesniye 18, ayetler 10 ila 12. Baal-Zebub'la ilişkili felaket tellallarından kehanetler aramak daha da kötüydü.
Baal-Zebub bir Filistin tanrısıydı. Adı, sineklerin efendisi anlamına gelir. Filistilerin ülkesi sineklerle doluydu ve Filistiler sineklerin efendisinin topraklarında yaşadığına inandılar, bu yüzden bu uçan tanrıyı ana tanrılarından biri yaptılar. Geleceği tahmin edebildiğini iddia eden bazı ünlü kehanetleri vardı. Genellikle pohpohlayıcı kehanetler sunarken, tahminleri o kadar belirsizdi ki nadiren gözden kaçırıyorlardı, ama yine de bu kehanetler tüm İsrail'de ünlüydü. Onlar, Elijah'ın zamanının, pisişik arkadaş ağı, idi. Ama Baal-Zebub şimdiye kadar icat edilmiş en korkunç tanrıydı. Sineklere, çürük ve pislikle beslenen, hastalık ve solucan larvaları yayan o iğrenç böceklere hükmetmesi gerekiyordu. Bu tür bir tanrı için mükemmel bir görüntüydü. Krallığı tamamen kötü ve kirli olan bir tanrıya tapınmayı kim düşünebilirdi ki? Bu tanrı Yahudiler için o kadar iğrençti ki, adını Baal-Zebub'tan biraz değiştirerek, Tezek Tanrısı, anlamına gelen, Beelzebub, olarak değiştirdiler. Bu iğrenç varlık, saf olmayan ve dinsiz olan her şeyi, gerçek Tanrı'ya karşı çıkan her şeyi özetler. Bu nedenle İsa'nın zamanında Beelzebub adı şeytana atıfta bulunmak için kullanılıyordu, Luka 11 ayet 15. Bu, Ahazya'nın geleceğini öğrenmeyi umduğu tanrıydı. Rab, habercileri durdurmak için İlyas'ı gönderdi. Kutsal yazılar şöyle der, Rab bin meleği Tişbeli İlyas'a şöyle dedi, kalk, Samiriye kralının ulaklarını karşılamak için yukarı çık ve onlara de ki, İsrail'de danışmaya gideceğiniz tanrı yok mu? Ekron tanrısı Baal-Zebub. Kralların 2. kitabı 1 ayet 3. Melek ayrıca İlyas'a yaralı kral için ciddi bir mesaj verdi, bu nedenle Rab şöyle diyor, yattığın yataktan kalkmayacaksın, kesinlikle öleceksin, ayet 4. İlyas söyleneni yaptı ve kralın ulakları aracılığıyla Ahazya'ya peygamberliği gönderdi. Haberciler hala İlyas'ın kim olduğunu bilmiyorlardı. Mesajı krala ilettiklerinde, buldukları, bir adam, tarafından kendilerine emanet edilen kehaneti ilettiler, ayet 6. Ahazya sordu, bulduğun adam nasıldı ve sana böyle sözler söyledi. 7. ayet. Cevap verdiler, kıllı bir elbise giymiş ve belini deri bir kuşakla kuşanmış bir adam, ayet 8. Ahazya onun kim olduğunu hemen anladı, İlyas Tişbite'dir, ayet 8. İlyas, Ahazah'ın ünlü olduğu şey yüzünden yıllarca Ahab ve İzebel'in adil cezası olmuştu. Ahazya doğal olarak ondan nefret etti ve muhtemelen onu öldürmeye karar verdi. Bu nedenle, onunla yüzleşmek için, 50 kişilik bir yüzbaşıyla birlikte, adamlarını gönderdi, ayet 9. Ahazya'nın bu kadar çok asker göndermesi, niyetinin barışçıl olmadığını kanıtlıyor. Muhtemelen emirleri, onu tutuklamak ve infazını izlemek ve bununla sevinmek için huzuruna çıkarmaktı. Sonra kaptan bulunduğu yere gitti, ve işte, dağın tepesinde oturuyordu, ayet 9. Elias, onun için gelen alayın büyüklüğüyle hiç ilgilenmedi. Onlardan saklanmıyor ya da kaçmıyordu, o, hiç şüphesiz bulunacağı tepenin tepesinde huzur içinde oturuyordu. Yüzbaşı ona, Tanrı adamı, kral sana aşağı inmeni söyledi, dedi, 9. ayet. İlya'nın yanıtı doğrudan oldu, eğer ben bir tanrı adamıysam, bırakın gökten ateş insin ve elinizle birlikte sizi de yakıp kül etsin. Ve gökten ateş indi ve onu ve ellisini yakıp yok etti, ayet 10. İbranice'den gelen ifade, tüm şirketin bir anda tüketildiğini, küle döndüğünü gösteriyor.
Görünüşe göre bu, haberi krala getiren tanıkların huzurunda meydana geldi. Ama Ahazya inatçı ve akılsız bir adamdı. Kral, 50'siyle birlikte başka bir 50 yüzbaşı daha gönderdi ve onunla konuşup dedi, Allah adamı, kral şöyle dedi, çabuk aşağı in. Ve İlya ona cevap verip dedi, eğer ben Allah adamıysam, gökten ateş insin ve elinizle birlikte sizi de yakıp yok etsin. Ve gökten ateş indi ve onu ve 50'sini yakıp yok etti, ayetler 11 ve 12. İnanılmaz bir şekilde, Ahazya için hala yeterli değildi, bu yüzden 50 kişilik başka bir bölük gönderdi. Ancak, bu üçüncü grubun kaptanı bilge bir adamdı. İlyas'a alçak gönüllülükle geldi ve adamlarının hayatları için yalvardı. Bu kez Rabbin meleği, İlyas'a askerlerle gitmesini ve Ahazya ile bizzat yüzleşmesini söyledi. Böylece İlya onlarla birlikte gitti ve ölüm mesajını bizzat krala iletti. Ve Ahazya, Rabbin İlyas'ın söylemiş olduğu sözüne göre öldü, 13 ila 17. ayetler. Tüm bunlar, İsa'nın Yeruşalim'e yaptığı yolculukta içinden geçmeyi teklif ettiği bölgede gerçekleşmişti. Öğrenciler, İlyas'ın muazzam zaferinin öyküsünü gayet iyi biliyorlardı. Sadece o yerleri dolaşarak hatırlayacakları Eski Ahit'in klasik bölümlerinden biriydi. Yakup ve Yuhanna, Samiriyelilerin misafirperverliğine uygun bir yanıt olarak gökten ateşin indiğini öne sürdüklerinde, muhtemelen bunu yapmak için iyi bir emsalleri olduğunu düşündüler. Ne de olsa, Elijah yaptıklarından dolayı mahkum edilmemişti. Aksine, o zaman ve bu şartlar altında, peygamberin uygun cevabıydı. Ancak James ve John'un durumunda bu uygun bir yanıt değildi. Her şeyden önce, güdüleri kötüydü. İsteklerinde bir kibir tonu var, Tanrım, İlyas'ın yaptığı gibi gökten ateş indirip onları tüketmemizi ister misin? Elbette gökten ateş yağdıracak güçleri yoktu. Mesih, grupta böyle bir güce sahip olan tek kişiydi. Uygun cevap bu olsaydı, bunu kendisi yapardı. Yuhanna ve Yakup cesurca İsa'nın onlara gökten ateş yağdırma gücü vermesini öneriyorlardı. Mesih'in kendisine, düşmanları tarafından birçok kez bu tür kozmik mucizeler yaratması için meydan okunmuştu ve o her zaman reddetmişti, Matta 12. ayet 39 ile karşılaştırın. James ve John aslında ondan yapmayacağını bildikleri şeyi yapmalarını sağlamasını istiyorlardı. Ayrıca, İsa'nın görevi İlyas'ınkinden çok farklıydı. Kurtarmaya gelmişti, yok etmeye değil. Bu nedenle, Bonırcız kardeşlere yankılanan bir azarlamayla yanıt verdi, hangi ruh olduğunuzu bilmiyorsunuz, çünkü insanoğlu, insanların canını yakmaya değil, onları kurtarmaya geldi, Luka 9. ayetler 55 ve 56. İsa ile birlikte geçirdikleri bunca zamandan sonra, onlara öğretmiş olduğu her şeyin ruhunu nasıl tanımazlar? İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmaya geldi, Luka 19, ayet 10. O bir kurtarma görevindeydi, mahkemede değil. Mutlak tapınmayı talep etme hakkına sahip olmasına rağmen, insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve birçokları için canını fidye olarak vermeye geldi, dedi, Matta 20, ayet 28. Çünkü Tanrı, oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi, Yuhanna 3. ayet 17. İsa'nın kendisi şöyle demişti, ben ışık, bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya geldim. Sözlerimi işitip de yerine getirmeyeni ben yargılamam, çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim, Yuhanna 12. ayetler 46 ve 47.
Elbette, İsa'nın dünyayı yargılayacağı zaman geliyor. Kutsal yazılar şöyle der, Rab İsa, Tanrı'yı tanımayanlara ve Rabbimiz İsa Mesih'in müjdesine itaat etmeyenlere intikam vermek için, ateş alevleri içinde kudretli melekleriyle birlikte gökten göründüğü zaman, Rabbin huzurundan ve kudretinin görkeminden dışlanmış olarak sonsuz azabın cezasını çekecek, Selaniklilere 2. Mektup, 1 ayetler 7-9. Ama bu tür şeylerin olmasının ne yeri ne de zamanı değildi. Süleyman'ın yazdığı gibi, her şeyin bir zamanı vardır ve cennetin altında istenen her şeyin bir zamanı vardır, öldürmenin bir zamanı ve iyileştirmenin bir zamanı var, yok etme zamanı ve inşa etme zamanı, taş atmanın vakti var, ve taş toplamanın vakti var, susmanın vakti var, konuşmanın vakti var, sevmenin zamanı var, nefret etmenin zamanı var, savaş zamanı ve barış zamanı, Vaiz 3 ayetler 1-8. Yakup ve Yuhanna bir an için bugünün, kurtuluş günü, olduğunu unutmuşlardı, Korintlilere 2. Mektup 6, ayet 2. Bununla birlikte, belki de Samiriyelilere karşı öfkesinde bir parça asalet vardır. İsa'nın onurunu savunma gayreti şüphesiz büyük bir erdemdir. Haklı bir öfkeyle öfkelenmek, pasif bir şekilde oturup Mesih'e karşı hakaretlere katlanmak için çok daha iyidir. Bu nedenle, tepkileri kibirle karışık olsa ve sorun için önerdikleri çözüm tamamen yersiz olsa bile, İsa'nın kasıtlı olarak küçümsendiğini görme konusundaki öfkeleri bir ölçüde takdire şayandır. İsa'nın İlya'nın yaptıklarını hiçbir zaman kınamadığına dikkat edin. Tüm çatışmalarla başa çıkmanın tamamen pasifist bir yolunu da savunmuyordu. İlya ne yaptıysa, Tanrı'nın yüceliği için ve Tanrı'nın açık onayıyla yaptı. Gökten gelen o ateş, Tanrı'nın gazabının İlyas'ın değil alenen bir tezahürüydü ve nesillerdir İsrail tahtına kurulmuş olan kesinlikle kötü bir rejime karşı sert ama hak edilmiş bir yargıydı. Böylesine aşırı bir kötülük, dış yargı tedbirlerini kışkırttı. Tabii ki, Tanrı bizimle böyle başa çıkmayı seçtiyse, birisi her günah işlediğinde bu ani yıkım uygun olacaktır. Ama neyse ki, öyle değil. Merhameti bütün işlerinin üzerindedir, Mezmur 145, ayet 9. O, merhametli ve şefkatlidir, geç öfkelenen, merhamet ve hakikatte çok olan, Çıkış 34 ayet 6. Kötülerin ölmesini değil, kötünün yolundan dönmesini ve yaşamasını, istiyor, Hezekiel 33 ayet 11. İsa'nın örneği Yakup'a sevgi dolu şefkat ve merhametin, haklı öfke ve tutkulu gayretten çok ve bazen daha fazla, geliştirilmesi gereken erdemler olduğunu öğretti. Ne olduğuna dikkat et. Gökten ateş istemek yerine, başka bir köye gittiler, Luka 9 ayet 56. Onlar sadece aradılar ve başka bir yerde kalacak yer buldular. Belki biraz rahatsız ediciydi, ama içinde bulunulan şartlara göre çok daha iyi ve Samiriyelilerin misafirperverliği için James ve John tarafından önerilen çözümden çok daha uygundu. Bundan birkaç yıl sonra, ilk kilise büyümeye başladığında ve müjde mesajı Yahudiye'nin ötesine yayıldığında, Diakos Filip, Samiriye şehrine gitti ve onlara Mesih'i vaaz etti, Elçilerin İşleri 8 ayet 5. Ve harika bir şey oldu. Ve halk, Filipus'un söylediği şeyleri hep bir ağızdan dikkatle dinledi, yaptığı belirtileri işitip gördü. Çünkü onlara sahip olanların birçoğundan murdar ruhlar yüksek sesle feryat ederek çıktılar, ve birçok felçli ve topal iyileşti, öyle ki o şehirde büyük bir sevinç vardı, 6. ve 8. ayetler.
Kuşkusuz, Filipus'un vaazıyla kurtulanların çoğu, Yakup onları yakmak istediğinde İsa'nın affettiği insanlardan bazılarıydı. Ve bir zamanlar İsa'nın onurunu bu kadar alenen lekelemiş olan herkesin kurtuluşuna Yakup'un da çok sevineceğinden emin olabiliriz. Cennetteki tahtlar. Matta 20 ayetleri 20 ila 24, bize Yakup karakterine bir kez daha göz atmamızı sağlar. Burada James'in yalnızca ateşli, tutkulu, kıskanç ve duyarsız olmadığını keşfediyoruz, aynı zamanda hırslı ve aşırı özgüvenliydi. Ve bu durumda, o ve kardeşi Yuhanna, diğer havariler üzerinde önemli bir konum elde etmek için sinsi bir girişimde bulundular. Sonra Zebedi oğullarının annesi, çocuklarıyla ona yaklaşarak ona secde etti ve bir şey istedi. Ona, ne istiyorsun? Ona dedi ki, bu iki oğlumu krallığında, biri sağında, diğeri solunda otursunlar. O zaman İsa cevap verdi, siz ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Benim içtiğim kaseden içip, benim vaftiz olduğum vaftizle vaftiz olabilir misin? Ve ona, yapabiliriz, dediler. Onlara dedi, gerçekten benim kasemden içeceksiniz ve benim vaftiz olduğum vaftizle vaftiz olacaksınız, fakat sağımda ve solumda oturmak benim değil, kimin için babam tarafından hazırlanır. 10 kişi bunu duyunca iki kardeşe kızdılar. Mark ayrıca bu olayı kaydeder, ancak James ve John'un annelerinin şefaatini aradıklarından bahsetmez. Matta, İsa'dan ricada bulunanın kendisi olduğunu söylese de, Markos'un anlatımıyla bir karşılaştırma, ondan bunu yapmasını isteyenin çocukları olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Çünkü Matta 27 ayet 56 ile Markos 16 ayet 1'i karşılaştırdığımızda Yakup ve Yuhanna'nın annesinin adının Salome olduğunu keşfediyoruz. O, birçok kadından biriydi, Celile'den İsa'yı izlemiş, ona hizmet etmişti, Matta 27 ayet 55 maddi destek sağladıklarını ve muhtemelen yemeğin hazırlanmasına yardım ettiklerini ileri sürerler, Luka 8 ayetler 1 ila 3 ile karşılaştırın. Ailenin maddi zenginliği nedeniyle, Salome belki de çocuklarına daha uzun süre eşlik edebilir, İsa'yı her yerde takip eden grupla seyahat edebilir ve lojistik, pratik ve finansal ihtiyaçlara yardımcı olabilir. Kuşkusuz, Salome'nin şaşırtıcı isteği fikri, İsa'nın Matta 19 ayet 28'de verdiği vaat nedeniyle Yakup ve Yuhanna'nın zihinlerinde kuluçkaya yatmıştı, size doğrusunu söyleyeyim, yeniden doğuşta, insanoğlu tahtta oturduğunda. İzzet tahtına, benim ardımdan gelen sizler, İsrail'in 12 oymağını yargılayarak 12 tahta oturacaksınız. Hemen ardından, İsa onlara, ilk olanların çoğu sonuncu olacak ve sonuncuların çoğu birinci olacak, ayet 30 diye hatırlatarak bu vaadin devamını getirdi. Ancak Yakup ve Yuhanna'nın dikkatini çeken tahtların vaadiydi. Bu yüzden annelerinden kendileri için en önemli tahtları istemeye karar verdiler. Zaten üçlü iç çembere aitlerdi. Herkes kadar uzun süredir öğrenciydiler. Muhtemelen bu onuru hak etmeleri için yeterli neden olduğunu düşündüler, öyleyse neden istemesinler? Salome ise belli ki istekli bir katılımcıydı. Çocuklarında hırsı teşvik ettiğine şüphe yok ki bu, bazı tutumlarının nereden geldiğini açıklamaya yardımcı olabilir. İsa'nın incelikli yanıtı onlara, acı çekmenin yüceliğin başlangıcı olduğunu hatırlattı, benim içtiğim kaseden siz de içebilir ve benim vaftiz edildiğim vaftizle vaftiz olabilir misiniz?
Onlara çarmıha gerileceğini defalarca açıklamış olmasına rağmen, ne tür bir vaftizden bahsettiğini anlamadıkları belliydi. İçmelerini istediği bardağa neyin karıştığı konusunda da gerçek bir fikirleri yoktu. Böylece, aptalca ve hırslı bir özgüvenle, yapabiliriz, diye ona güvence verdiler. Onur ve konum talep ediyorlardı, bu yüzden İsa'nın onlara bu ayrıcalıklı tahtları vaat ettiğini duymaya hala hevesliydiler. Ama onlara bu sözü vermedi. Bunun yerine, onlara kendi kasesinden içeceklerini ve deneyimlemek üzere olduğu aynı vaftizle vaftiz edileceklerini söyledi. O zamanlar ne için gönüllü olduklarını takdir etmemişlerdi. Ancak, İsa onlara ana tahtların mutlaka pazarlığın bir parçası olmadığını söyledi. Sağımda ve solumda oturmak benim değil, babam tarafından kendileri için hazırlanmış olanlara vermektir, Matta 20 ayet 23. Sonunda hırsı havariler arasında sorun çıkardı, çünkü diğer 10 kişi bunu duydu ve üzüldü. Ve en ayrıcalıklı tahtları kimin hak ettiğini tartışmaya başladılar. En iyi tahtları kimin hak ettiği meselesi aralarında o kadar büyük bir tartışmaya dönüştü ki, konuyu son akşam yemeğini yedikleri masaya götürdüler, Luka 22, ayet 24. James bir zafer tacı istiyordu, İsa ona bir kase acı verdi. Güç istiyordu ve İsa ona hizmet etme işlevini verdi. Önemli bir yer istedi ve İsa ona bir şehit mezarı verdi. Hüküm sürmek istedi ve İsa ona kullanması için değil, kendi infazının aracı olması için bir kılıç verdi. Bundan 14 yıl sonra Yakup, 12 kişiden inancı nedeniyle öldürülen ilk kişi olacaktı. Bir bardak acı. Yakup'un öyküsünün dünyevi bir perspektiften sonu, Elçilerin İşleri 12. ayet 1 ila 3'te kaydedilmiştir, o sırada Kral Herodes, onlara kötü davranmak için kilisenin bir kısmına el koydu. Ve John'un kardeşi James'i kılıçla öldürdü. Bunun Yahudileri memnun ettiğini görünce Petrus'u da tutuklamaya koyuldu. Kutsal yazılarda Yakup'tan kardeşi dışında bile tek başına bahsedildiği tek yerin burası olduğunu unutmayın. Jacob'un şehitliği hakkında daha fazla ayrıntı yok. Kutsal yazılar, onu öldürenin Herodes olduğunu ve infaz aracının bir kılıç olduğunu söyler, bu da kafasının kesildiğini gösterir. Bu Herodes, vaftizci Yahya'yı öldüren ve İsa'yı yargılayan Herodes Antipas değildir. Bu, önce onun yeğeni ve halefi Herod Agrippa idi. Bu Herodes'in kiliseye neden bu kadar düşmanca davrandığını bilmiyoruz. Elbette herkes amcasının Mesih'i öldürme komplosuna katıldığını biliyordu, bu nedenle çarmıh bazı Herodian hanedanı için bir utanç kaynağı olmalı. Elçilerin İşleri 4 ayet 27 ile karşılaştırın. Ayrıca Herodes'in kilise ile Yahudi dini liderler arasındaki gerilimden siyasi çıkar sağlamak istediği açıktır. Hristiyanlara yönelik bir taciz kampanyasıyla başlayıp cinayete varana kadar devam etti. Bunun Yahudi liderleri ne kadar memnun ettiğini görünce gözlerini Petrus'a dikti. Petrus mucizevi bir şekilde kaçtı ve kısa bir süre sonra Herodes'in kendisi Tanrı'nın yargısı altında öldü. Kutsal yazı, Petrus'un kaçmasından sonra Herodes'in hapishane gardiyanlarını öldürttüğünü ve Sezarya'ya gittiğini söyler, Elçilerin İşleri 12 ayet 19. Oradayken sadece Allah'a ait olan ibadetleri kabul etti. Ve insanlar bağırarak alkışladı, Tanrı'nın sesi, insanın değil. Hemen Rabbin bir meleği ona vurdu, çünkü o Tanrı'yı yüceltmedi, ve solucanlar tarafından yenerek öldü, 22 ve 23. ayetler.
Böylece Herodes'in taciz ve ölüm kampanyasıyla desteklediği kiliseye yönelik tehdit sona erdi. Ancak Yakup'un öldürülen ilk havariler olması dikkat çekicidir. Yakup, ölümü yazılı olarak kaydedilen tek havaridir. Açıkçası, Jacob hala tutkulu bir adamdı. Artık kutsal ruhun kontrolü altında olan tutkusu, gerçeği yaymada o kadar belirleyici olmuştu ki, Herodes'in gazabını kışkırttı. Açıkçası, Yakup her zaman olmayı beklediği yerdeydi ve müjde ilerlerken ve kilise büyürken Mesih'in onu ön saflarda olması için eğittiği yerdeydi. Gök gürültüsünün oğlu, Mesih tarafından eğitilmiş, kutsal ruh tarafından yetkilendirilmiş ve gayreti ve hırsı, krallığın genişlemesi için Tanrı'nın elinde yararlı araçlar olan bir adam olmak için kesinlikle şekillendirilmişti. Hala cesur, gayretli ve gerçeğe bağlıydı ve görünüşe göre bu nitelikleri kendi yüceliği için değil, Rab'be hizmet için kullanmayı öğrenmişti. Ve şimdi gücü o kadar büyüktü ki, Herodes kilisenin ilerleyişini durdurma zamanının geldiğine karar verdiğinde, ölmesi gereken ilk kişi Yakup oldu. Böylece İsa'nın içeceğini söylediği kaseyi içti. Ömrü kısaydı ama etkisi bugüne kadar devam ediyor. Tarih, Jacob onun ifadesinin infaz anına kadar meyve verdiğini kaydeder. İlk kilise tarihçisi Eusebius, James'in ölümünün İskenderiyeli Kilmont'ten gelen bir anlatımını kaydeder. Kilmont, James'i mahkemeye getiren kişinin, onun ifadesini taşıdığını görünce duygulandığını ve kendisinin de öyle olduğunu itiraf ettiğini söylüyor, Hristiyan. Dolayısıyla ikisi de Hristiyandı ve bir araya getirildiler ve yolda Jacob'dan onu affetmesini istedi. Ve Jacob'u bir an düşündükten sonra ona, selam olsun, dedi ve onu öptü. İkisinin de kafası aynı anda kesildi. Böylece, yaşamının sonunda Yakup, yargılamayı infaz etmek yerine insanları Mesih'e getirerek, Andrew'a daha çok benzemeyi öğrendiğini gösterdi. Jacob'u, dinamik, güçlü ve hırslı tutkulu, gayretli cephe hattı liderinin somut örneğidir. Son olarak, tutkuları hassasiyet ve zarafetle yumuşadı. Hayatının bir yerinde öfkesini kontrol etmeyi, dilini dizginlemeyi, şevkini yeniden yönlendirmeyi, intikam susuzluğunu gidermeyi ve bencil hırslarını tamamen unutmayı öğrenmişti. Ve Rab onu ilk kilisede harika bir iş yapmak için kullandı. Bu tür dersler, James'in tutkularına sahip bir adamın öğrenmesi için bazen zordur. Ama bir yandan, başarısızlık potansiyeli olan ateşli, tutkulu bir adam ile diğer yandan soğuk bir uzlaşmacı arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, tutkulu adamı seçerdim. Böyle bir şevk her zaman kontrol edilmeli ve sevgi ile yumuşatılmalıdır. Ancak, kutsal ruhun kontrolüne teslim edilir ve sabır ve acıya dayanma isteği ile karıştırılırsa, böyle bir şevk Tanrı'nın elindeki harika bir araçtır. Jacob onun hayatı bunun açık bir kanıtıdır. Sevgili dinleyici dostum, Hristiyan Çok Dilli ekibi adına sizi selamlıyor ve en iyi Hristiyan kitaplarının uyarlamalarını kendi dilinizde dinleyebileceğiniz, sizin için yaratılan ve tasarlanan bu kanalı beğendiğiniz için mutluyuz. Hristiyan alanında ünlü yazarlar tarafından yazılan ve Tanrı'nın sözünden ilham alan kitaplar. Bize katılmanızı ve Papaz John MacArthur tarafından yazılan, 12 Sıradan Adam, başlıklı bu yeni sesli kitap serisinin keyfini çıkarmanızı öneririz. Bunun ve diğer ünlü kitapların yazarı,
John MacArthur Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu, 19 Haziran 1939'da, Amerikalı bir papaz ve yazar, uluslararası yayın yapan Hristiyan öğretimi radyo programı Grace to You ile tanınır. 9 Şubat 1969'dan beri Kaliforniya, San Valley'deki Grace Community Kilisesi'nin papazı ve öğretmenidir ve şu anda Newhall, Kaliforniya'daki Master's College'ın ve Los Angeles'taki Teachers Seminary'nin başkanıdır. Popüler inanışın aksine, Tanrı'nın işini yapmak için mükemmel olmamız gerekmiyor. John MacArthur, Mesih'in öğrencileri olarak seçtiği 12 adamı inceliyor ve kendi kusurlarımızı başkalarını etkilemek için nasıl faydalı araçlara dönüştürebileceğimizi keşfetmemize yardım ediyor. Daha ileri gitmeden, 12 öğrencinin zayıflıkları Yeni Ahit'in sayfaları boyunca sonsuza dek korunur. İsa, balıkçılar, vergi tahsildarları, fanatik politikacılar gibi sıradan insanları seçti ve onların zayıflıklarını güçlü yönlere dönüştürerek, mutlak yararsızlıktan büyüklük üretti. MacArthur, sizin gibi modern öğrenciler için ilk 12 öğrencinin dikkatli eğitiminin ilkelerini ana hatlarıyla açıklıyor. Gelecek hafta sizi bu serinin, 12 Sıradan Adam, başlıklı yeni bölümleriyle bizi takip etmeye davet ediyoruz. Ve bu videoyu ve kanalı beğendiyseniz, size en iyi içeriği getirmek için çalışmaya devam edebilmemiz için, beğeni, vererek ve abone olarak, büyümemize destek olmanızı öneririz. Gelecek haftaya kadar, Tanrı seni korusun.